Almanya'da Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı sosyal medyada Müslümanları terörist gibi gösteren bir video paylaştı. Haliyle tepki geldi, hızlıca kaldırdılar. Video bu soruyla başlıyor. Dans eden Almanlar partiye katılan Müslüman kadınla alay ediyor. Müslüman kadın adım adım teröriste dönüşüyormuş gibi gösteriliyor. Almanya Müslümanları terörist gibi gösteren bu ırkçı videoyu konuşuyor. Büyük tepki çeken video Almanya'nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı tarafından Solingen'deki bıçaklı saldırının ardından paylaşıldı. Videoda Müslüman kadınların ikinci eş olarak alındığı görülüyor. Sonundaysa selefilik tuzağı düşündüğünüzden hızlı yayılıyor ifadesi yer alıyor. Paylaşım üzerine bakanlığa tepki yağdı. Videonun Müslümanların Alman toplumuna uyum sağlayamadığı algısı yayıldığına dikkat çekildi. Müslümanların teröristlerle eş tutulduğu yönünde karanlık bir propaganda yapıldığı ifade edildi. Nazi propagandasına benzetilen video gelen tepkiler üzerine silindi. Bu aşırı sağın yükselişe geçtiği Almanya'da güçlenen Müslüman karşıtlığına dair en son örneklerden biri oldu. Resmi verilere göre ülkede İslam karşıtlığı kaynaklı suçların oranı 2023'te iki kattan fazla arttı. Alman seçmenler giderek ırkçı görüşlere sahip AfD partisine kayıyor. Öyle ki AfD Thüringen eyaletinde yapılan yerel seçimde zafer kazandı. Böylece Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti sandıktan birinci çıktı. Gelecek yıl ulusal çapta parlamento seçimleri yapılacak. Anketlere göre AfD ikinci sırada. Evet, Almanya'da böyle karışıp gidecek gibi görünüyor. Arjantin ise karışmış durumda. Nedeni devlet başkanının emeklilik reformunu veto etmesi. Protestolar tetiklendi, başladı, hızlandı. Yüzlerce emekli sokağa çıktı. Polisle de karşı karşıya geldi. Arjantin'de emekliler ayaklandı. Emekli haklarını iyileştiren reform veto edilince başkent Buenos Aires'te sokaklar karıştı. Emeklilerin derdi geçim sıkıntısı. Geçen yıl Arjantin'de enflasyon %211 oranında arttı. Kongre emeklilik maaşlarının enflasyona paralel artırılmasını öngören bir reform kabul etti ama o reform Arjantin'in Trump olarak anılan devlet başkanı Javier Milei tarafından veto edildi. Bunun üzerine emekliler sokağa döküldü. Emekli maaşımla 15 gün yemek bile yiyemiyorum. Geçimimi sağlamak için mutlaka bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama şimdi çalışamıyorum da, bir işim yok. Protestocular arasında bastonuyla gelenler de vardı. Kalabalık grup Ulusal Kongre binası yakınında toplandı. Kongreye doğru ilerlemek istediklerinde çevik kuvvet ekipleri insan zinciri oluşturdu. Polis eylemcileri durdurmaya çalışınca ortam kısa sürede gerildi. Yaşlılar polisleri iterek yürüyüşe devam etmek istedi. Slogan atan, ellerinde pankartlar taşıyan emekliler polis engeline tepki gösterdi. Ekonomik bir yalanın içindeyiz. Hepimize çile çektiriyorlar. Bir sonuca varmıyor. 70 yaşındayım. Benzer süreçleri defalarca yaşadım. Arjantin'in sağ görüşlü lideri Milei Aralık ayında göreve geldi ve 3 haneli enflasyonu kontrol altına almak için artan yoksulluğa rağmen sıkı kemer sıkma önlemleri uyguladı.